Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Bedir Savaşı bir ölüm kalım savaşıydı. Müslümanların ilk savaşıydı. Savaş Cuma günün sabahında başlıyordu. İki ordu kıyasıya savaşıyordu. İki orduda da yakın akrabalar vardı. Bir kardeş İslam ordusundaydı. Diğer kardeş küfür ordusundaydı. Baba İslam ordusundaydı. Oğul küfür ordusundaydı. Oğul İslam neferiydi. Baba küfür ordusunun bir neferiydi. Kıran kırana bir savaştı. Hazreti Ömer Efendimizin karşısında dayısı As bin Hişam vardı. Dayı ve yeğen birbirlerine kılıç darbeleri indiriyorlardı. Ölümcül bir savaştı. Nihayet Hazreti Ömer Efendimiz bir darbe indiriyor ve dayısını bir kütük gibi yere yuvarlıyordu. Ensardan iki gençti. Medineli müminlerden iki yiğit delikanlıydı. Muaz ve Muavvez isminde iki yiğitti. Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'e düşmanlığını ve nice küstahlıklarını defalarca dinlemişlerdi. Sevgiliye bu denli kaba davranan bu adama karşı içlerinde büyüyen bir kin vardı. Şimdi Bedir Ovası'ndaydılar. Onlar savaşa gelirken birbirlerine söz vermişlerdi. Resulullah'ın düşmanı Ebu Cehil'i öldürmeye karar almışlardı. Savaşın kızıştığı zamanlardı. Muaz ve Muavvez Hazreti Abdurrahman bin Af'a soruyorlardı. Amcacığım, sen Ebu Cehil'i tanıyor musun? Elbette diyordu. Bize gösterir misin diyorlardı. Ne yapacaksınız onu? Öldüreceğiz. Onun Resulullah Efendimiz'e kötü sözler söylediğini, hakaret ettiğini duyduk. Eğer görürsek ya öldüreceğiz ya öleceğiz diyorlardı. O halde benden ayrılmayın diyordu. Hazreti Abdurrahman bin Af savaşın meydanında iki genç yiğitle yürüyordu. İleride Ebu Cehil'i gördü. Ebu Cehil çevresine cesaret terkin eden konuşmalar yapıyordu. Hazreti Abdurrahman gençlere Ebu Cehil'i gösteriyordu. İşte aradığınız Ebu Cehil. Halkın arasında fırıl fırıl dönen ve konuşan adam. İki genç birbirleriyle yarışırcasına Ebu Cehil'e doğru koştular. Ebu Cehil ve bu iki cangaverin kılıçları havada savruluyor, parlıyordu. Gençler Ebu Cehil'e fırsat vermiyorlardı. Yer yer kılıç darbeleriyle Ebu Cehil'de derin yaralar açıyorlardı. Hazreti Muaz ve Muavvez'in kılıç darbeleriyle yere yıkılan Ebu Cehil kendinden geçmişti. Ölü gibi yatıyordu. Bu iki genç mümin öldü diye bırakmışlardı. Artık bundan böyle gam yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış olduğu hakaretlerin, müminlere yaptığı işkencelerin intikamını almışlardı. Artık şehadet şerbetini içebilirlerdi. Artık gözleri açık gitmeyecekti. Umeyye bin Helef müşrik öncülerindendi. Mekke döneminde Hazreti Bilal Efendimiz onun kölesiydi. Bilal Efendimiz İslam'la şereflenince Ümeyye bin Halef büyük işkenceler yapmıştı. Bilal Efendimiz'i işkenceler altında defalarca ölümcül durumlara düşürmüştü. Şimdi Ümeyye bin Halef Bedir'deydi. Müşrik ordusunun içinde yerini almıştı. Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Ümeyye bin Halef'le bir sözleşme yapmıştık. Benim Mekke'de neyim varsa koruyacaktı. Onun Medine'de neyi varsa, ne iş olursa halledecektim. Böyle bir belge düzenlemişlerdi. İnsanlar uykuda iken ben Ümeyye'yi dağa doğru çıkardım. Onu himaye etmek istiyordum. Sözümü yerine
getirmek istiyordum. Biz daha doğru tırmanırken Bilal bizi görmüş ve işte Ümeyye bin Halef, Ümeyye kurtulursa ben kurtulmayayım diye bağırıyordu. Ensardan bir grupla peşimize düştüler. Süratle geliyorlardı. Ümeyye çok kiloluydu. Yavaş gitmek zorunda kalıyorduk. Ensardan olan grup önce Ümeyye'nin oğlu Ali'yi öldürdüler. Sonra da daha bir süratle bize doğru geliyorlardı. Bize yetiştiklerinde ben Ümeyye'nin üzerine kapandım. Onu korumak için gayret ediyordum. Ama Bilal ve arkadaşları alttan kılıç darbeleriyle Ümeyye'nin işini bitirmişlerdi. Tövbe suresinin 14. ve 15. ayetlerinde "Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları rezil etsin. Sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın ve müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir." buyuruluyor. Hazreti Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh anlatıyor. "Bedir günü Ubeyde bin Said bin As'la karşılaştım. O silahlarla donanmıştı. İki gözünden başka hiçbir yeri görünmüyordu. Onun künyesi Ebu Zatil Keriş'ti. Beni görünce ben Ebu Zatil Keriş'im dedi. Bunu söyleyince ucunda mızrak demiri bulunan asamı gözünün birisine batırdım. Aldığı bu darbe sonucu öldü." diyordu. Âl-İmrân suresinin 124 ve 125. ayetlerinde "Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun: İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız onlar düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler Rabbiniz nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder." buyuruluyor. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından bir talepte bulunuyordu. Savaşa zorla katılanlar vardı. Müşrik ordusunda savaşa mahkum edilenler vardı. Kendileri kendilerine bırakılmamışlardı. Bunlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'tı ve bazı isimler de beyan buyurmuşlardı. Sahabe-i kiramdan Ebu Huzeyfe bin Utbe radıyallahu anh bunu duyunca kendini alamadı ve "Babalarımızı, oğullarımızı, kardeşlerimizi öldüreceğiz fakat Abbas'ı öldürmeyeceğiz, öyle mi?" diyordu. Peygamber Efendimizin talebini hoş karşılayamıyordu. Zira Ebu Huzeyfe'nin babası, amcası ve kardeşi öldürülmüştü. Ebu Huzeyfe'nin sözü Peygamber Efendimiz'e ulaştı. Peygamber Efendimiz Ebu Huzeyfe'yi yanına çağırıyor ve "Senin yakınların isteyerek savaşa katılmışlardı. Ama benim söylediğim isimler savaşa zorla sürüklenmişlerdi." buyuruyordu. Bedir, ana baba günüydü. Müminlere melekler de yardıma geliyordu. Hazreti Abbas Efendimiz'in oğlu şunu anlatıyordu: "Bedir günü bir Müslüman bir müşriği süratle takip ediyordu. O sırada bir kamçı ve suvari sesi duyuldu. Suvari şöyle diyordu: İleri ya Hayzum. Hayzum meleğin bindiği atın adıdır. O Müslümanın önündeki müşriğin yere kapaklandığını gördü. Adamın burnu parçalanmıştı. Darbe yeri simsiyah olmuştu. Ensardan olan o Müslüman Resulullah'a gelerek bu olayı anlattı. Resulullah doğru söyledin. Bu üçüncü kat sema meleklerinin bir imdadıdır." buyurdular. Yine İbni Abbas radıyallahu anh şöyle diyor: "Peygamber Bedir günü şöyle buyurdu. İşte Cibril, atının gemini tutmuş, kendisinin üzerinde de savaş aleti var." Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir olay anlatıyor: "Ensardan kısa boylu bir mücahit Abbas'ı esir almış olarak getirdi. Abbas, ya Resulallah, vallahi bu adam beni esir almadı. Siyah beyaz karışım olan bir at üzerinde güzel yüzlü ve saçları başının iki tarafına dökülmüş bir adam beni esir aldı. Ensardan olan sahabe, ey Allah'ın Resulü,
onu ben esir aldım diyordu. Peygamber Efendimiz o sahabiye, Allah kerem sahibi bir melekle sana yardım etmiştir buyurdular. Ebu Davud el-Mazinni'nin şöyle bir rivayeti vardır. Bir müşriğin başını vurmak için onun peşine düşmüştüm. Benim kılıcım ona ulaşmadan kellesinin yere düştüğünü gördüm. Anladım ki onu benden başkası öldürdü diyordu. Savaşın sonuna doğruydu. Abdullah İbni Mesud yaralılar ve ölüler arasında yürüyordu. İleride Ebu Cehil'i gördü. Can çekişiyordu. Hemen Ebu Cehil'in yanına geldi. Ey Allah'ın düşmanı! En sonunda Allah seni böyle rezil etti. Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'in üzerine çıkmıştı. Ebu Cehil, ey koyun çobanı! Çıkılması pek zor bir yere çıkmışsın. Haber ver bana. Zafer kimin? Abdullah İbni Mesud Allah'a ve Resulü'ye inananlarındır diyordu. Şimdi Ebu Cehil tam anlamıyla yıkılıyordu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Ebu Cehil'in miğferini çıkarıyor, başını bedeninden ayırıyordu ve yüksek sesle Ebu Cehil'in öldürüldüğünü söylüyordu. Müşrikler komutanları olan Ebu Cehil'in öldürüldüğünü görünce dağılmaya başladılar. Artık savaş bitiyordu. Müşriklerden kaçabilenler kaçıyordu. Abdullah İbni Mesud, Ebu Cehil'in kafasını Peygamber Efendimiz'e getirdiğinde, Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyordu. Bu ümmetin firavunu bu idi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.